mı? İçli köftenin için söyleyemeyeceğim tamam, yani. Tamam, et de çok güzeldi Zuhal Hanım. Hadi kuruydu, diyelim ki kuruydu. Bir falan değildi arkadaşlar. Bakın kuru falan değildi. Gayet güzel, 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 şey, güzel bir etim neyse, vardı. Ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben söyleyeyim mi? Hayır ya. Olamaz. Sert kabul değildi en azından. Hayır. Sert değildi. Çiğ değildi. Evet. Çiğ değildi. Ama yedikçe ağız da büyüyordu. Tamam Zuhal Hanım, bakın bir problem olmuş et pişerken. Çünkü çok menüler et pişmemiş ya. Yok yok, çiğlik yoktu. Yani tamam, buna hiç puan. Ya pişirmişim, emek vermişim yani. Buna da bir puan verebilirlerdi mesela. Ama yenilmeyen bir şey puan nasıl yenilmez ya? Yediniz ya. Yemedik. Çiğ olan şeyleri yiyoruz. Yemedik. Yemedik. Yediniz. Ben çorbada hiçbir şey yemedim. Ben dün kalktıktan sonra kebapçıya gittim. Vallahi masada. Bu masada çiğ olan nereye gittin? Kebapçıya gittim dün kalktıktan. Evet evet, aç kalktım çünkü. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Eline sağlık. Maşva suyesi çorbası. Benim çok sevdiğim bir yemektir bu aynı zamanda. Öyle mi? Tabii tabii, haftada bir iki salatası evet, yemeği. Evet. Türkiye'de daha çok salatası yapılıyor. Çizde çorbası yapılıyor. Dün verdiğim puandan pişman değilim. Birinci gün telaş olduğu için ben bu konuda inisiyatif sağlayarak bir puan fazla verdim. Hatice'nin benim puanımı eleştirmesini haklı bulmuyorum. Ben böyle uygun gördüm. Çorbasını beğendim ve birinci gün yarışması olduğu için de 5 puan uygun gördüm. Hatice Hanım'a bana verilen puanlar konusunda katılmıyorum. Hatta az olduğunu bile düşünüyorum yani. Kıskanıyor çünkü kendisinin hiçbir şey başaramayacağından eminim ben şu anda. Onun şimdi zeminini hazırlıyor beni ön plana atarak. Dünkü puanlar bana mantıklı zaten gelmedi. Bugün de beni kimse ikna edemedi. Çünkü herkes benimle aslında aynı fikirdeydi. Herkes benimle masada aynı fikirde. Beğenmediler. Hiç kimse hiçbir şey beğenmedi. Beğenmedikleri halde 5 puan verdiler. Aslında oynayan hepsi ben değil. Ben gereken puanı verdim. Hiçbir şey beğenmememe rağmen emeğine 4 puan verdim. Yani bakmadığınız bir şey var şu an masada. Bakmadığınız bir şey. Kaseler güzel. Farklı kase. Evet. Bizim kaseleri götürdüm. Bu kaseler senin mi? Evet. Kendi memleketimize ait mi? Evet. Ne güzel, çok, çok güzelmiş. Güzel. Taşıdın getirdin. Niye bunları koymadın o zaman dizerken? Yani uyumlu da aslında bizimkiyle. Sarı kenar. Daha da şey olsun dedim. Sürpriz. Görünüşlü olsun. Çok dedim. Güzel. Teşekkür ederiz. Kapı mı çaldı? Kapı çaldı. Açabilirim değil mi? Tabii ki açabilirim. Misafirim var herhalde. Ama gözden bak kimmiş? Kim o ya bu saatte? Hayır olsun. Buyurun siz okuyun. Daha heyecanla bana okuyun. Korku sana gelmiş. Benim okumam olmaz. Zaten yakınım kötü. Sana özel ikinci ana ve sevgilerini dileriz. Kardeş olduğun için teşekkür ederiz. Ay, Selma ablam. Ne güzel. Ne güzel sevilmek. Evet. Çok, çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Teşekkür ederim buradan onlara. Evet. Sağ peki. Olsunlar. Sağ olsunlar diyoruz ve çorba yorumlarına geçiyoruz. Seninle başlayalım yani, istersen ben Ali. Ben bu çorbayı daha önce içmemiştim. İlk defa içiyorum. Evet. Ancak yoğun bir baharat tadı var. Kimyon yoğun bir şekilde hissedilir. Evet. Normalde olması gereken bu şekilde evet. Bilmiyorum. Kimyon çok kullanıyoruz. Evet. Kimyon olması şart. Evet. Bu baharatları kullanıyorlar. Evet. Çok çok yoğun şekilde hissediyorum. Aa, benim ağız tadıma uymuyor. Beğenmedim yani. Yani ağız tadıma uymadım, beğenmedim. Nasıl olabiliyor? Öyle bir şey. Yani çorba yani, olmuş sana mı hitap etmedi? Kimyon olarak çok yoğun kimyon tadı kimyon var. Rahatsız evet, etti. Rahatsız etti beni. Böyle bir şey olması imkansız. Kimyon olup rahatsız etti. Yani sizin evet. Bu programa gelme amacınız ne ki? Yani kimyon yemek rahatsız yapmak. Etmeyecek sizi. Baharat rahatsız etmeyecek. Olmuş mu? Bu çorba olmuş mu? Kıvamı, lezzeti, yani maş fasulyesi pişmiş mi? Sebzeleri evet, pişmiş sebzeleri mi? Sebzeleri pişmiş, her şey çok güzel pişmiş. Pişmesinde alakalı bir problem yok. Soğan pişmiş mi? Yani yeterince kavrulmuş mu? Soğan, evet soğanla alakalı bir problem sen göremiyorum. Soğan ancak yoğun bir kimyon tadı alıyorum. Tabii ki kimyon olacak. Evet. Maş fasulyesi içinde varmış zaten. Yani kimyon herhalde yani, anladın. Asıl baharat. Bizim her yemekte kimyon var. Yani kimyonsuz evet. Size sizin damak lezzetinize göre bir yemek yapamam şu an ben.
bana uymadı, beğenmedim ben bu çorbayı. Hmm. Böyle bir şey yok. Yani bana uymadı, beğenmedim demek yoktur. Sizin damak lezzetinize göre yemek yapmıyorum ben. Doğrudur. Ben beğenmedim yani. Ben de aynı şeyi söyledim. Beğenmediniz, bana nedenini söylemeniz lazım. Kimyon tadı var. Kimyon rahatsız etti. Kimyonla böyle bir şey yani, rahatsız etti diye. İlk ağzıma aldığım zaman yoğun bir kimyon tadı var. Peki, beni diğer yarışmacıya da sorayım Koray. Ben de şöyle katılıyorum Alev Hanım'a. Benim de damak tadıma uygun bir çorba değil ama. Evet. İçindeki her şey pişmiş. Evet. Ben ilk defa içiyorum maş fasulyesi, evet, çorbası. Daha önce duymadım bile yani. Evet. Hani o anlamda konuşuyorum. Normal şartlarda içebileceğim bir çorba mı? Değil. Evet. Bana hitap etmiyor. Tamam. Ama içerik olarak falan bence temiz, güzel bir çorba olmuş yani. Peki. Hatice? Ben beğendim. Çünkü tadı, kıvamı, her şey, sebzeleri, her şey pişmiş. Evet, baharatı bir tık bize göre belki fazla baskın kimyonu ama... Kimyonu birazcık kaçmış. Evet, ama güzel. Koydun ama biraz fazla koydun. Güzel bir çorba. Her şey pişmiş. Tadı da güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bahar? Ben hiç beğenmedim. Bahar Hanım. Neden diye bir sor. Bak hemen Bahar Hanım diye başlama. Ben sana söyleyeyim. Neden? Şimdi buyurun. Böyle salça, bildiğimiz salçayı kavur, üstüne su dök. Ondan sonra biberleri, bunları, baharatlarını koy. Ondan sonra ayrıca soğanın da kavrulmaması. Kavrulmamış yani. Çiğ geliyor, ağzıma geliyor yani. Soğan biliyor musunuz? Ben size hayranım. Nasıl koydun? Soğan Allah aşkına kavurdun. Yani şaşkınlıkla. Soğanı kavurdunuz mu? Salçayı kavurursunuz, su dökmeyin. Ya ama benim için burada kaç çeşit şey var ama. Benim için çorba biraz daha böyle kıvamlı olur, böyle biraz ben daha lezzetli olur. Ben sizden bir şey soruyorum. Ya. Sadece bir şey isteyeceğim. Oradaki şeyleri bana bir sayar mısınız? İçindeki olan sebzeleri bir sayar mısınız? Madem yediniz, madem içtiniz. Bakın, hı, bir sebzeleri sayın. Ben ben bu çorbayı bilmiyorum. Hayır, bakın, ben bu çorbayı net olarak bilmiyorum ama bakın, baharatı, lezzeti benim için ben de damak tadıma uygun değilim değil. Ama sizin o içli köftenize kadar ben yorumlayabiliyorum. Hani ekşi sevmedim. Ben de bunu sevmedim. Sevmediğinizin nedenini söyleyeceğim. Tamam, damak tadıma neden uygun değil. Damak tadıma uygun değil. Böyle ama bu şey beğenmemeniz yapıyorum için bir bahane değil. Mesela aynı dün şeyi de ekşiyi beğenmemeniz Alev söyledi. Dedi ki kimyondan dolayı rahatsız oldum. Baharatın da aynıdan rahatsız. Soğanlar da benim ağzıma diri diri geliyor. Soğanlar, başka soğan diri gelen mi? Hayır. Ama bize bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Ben az önce bilakis baktım. Bana ben de soğan şöyle alıp. Yok. Bana maş fasulyesi gibi özellikle çok zor pişiyor. Zor, evet, pişer. Zor, evet, pişiyor. Hani sen salçalı çok su dedin ya, bunda kaç çeşit şey var? Evet, olabilir ama benim ama gözümde, sen yokmuş gibi konuşuyorsun. Gözümde, hayır, benim gözümde çorba biraz daha kıvamlı, biraz daha böyle şey. Bence ama bu onların yöresel çorbası hayatım. Benim bir akıllı derken daha bunun damak, kıvamlı işte, ne olacak? O yüzden ilk kez yedim ve bu damak tadı kıvamlı olmadı. Kıvamlı olursa derdiniz ki bebek maması olmuş bu. Bebek maması olsun demezdim, emin olun. Ne der? Şimdi bakın, sizin damak zevkinize hitap etmemesini anlıyorum. Evet, olabilir. Evet. Ama bu çorba böyle oluyor. Yani evet, benim yardımcım 6 yıldır yapar. Ama siz dersiniz ki, bak Koray o anlamda doğru bir yorum yaptı. Aynen. Bana hitap etmiyor. Normalde içmem ama güzel olmuş. Pişmiş, bir pişmiş. Kulağım yandı. Burada tek hatam var. Kimyonu çok koy. Evet, evet, kimyon baharat. Kimyon baskın. Evet. Ama onun dışında kalp çeşit sebze, aynen, doğranmış, çeşit, pişmiş. Evet. Gayet güzel. Doğranmış. Yani, soğanın çizdiği kıvamlı. Evet, kışlık çorba. Evet. Yaza doğru gidiyoruz.